kapatmadım. Fırından yeni çıktı sıcak. Eve gider gitmez hemen boşaltın, olur mu? Hamur kalmasın. Tamam, teşekkür ederim. Afiyet olsun. Afiyet olsun, iyi günler. Şampiyon. Babacığım sen tek mi çalışıyorsun burada? Annem nerede? İşe gitti. Ya elinin hamuruyla erkek işine karışma ya dedim. Gerçi bize pek uymadı değil mi? Eli hamurlu olan benim. Ben de hamura dalarım şimdi. Annem çıkalı çok oldu mu? Arasam bulur muyum? Hayırdır inşallah şampiyon. Anne de anne, anne de anne. Hani sen babacıydın? Öyle zaten ama bazı şeyler kız kıza konuşulur ya. Bak ben iyice oylanmaya başladım şimdi ha. Bir şeyler mi dönüyor acaba? Sabah kapıyı çalıp pişmiş kelle gibi sırtın erkek arkadaşlar. Pembeleşmiş yanaklar. Kız kıza sohbetler. Bilmem gereken bir şey mi var acaba? Yok. Ben ne yapayım şimdi? Konuyu değiştirme şimdi. Ay sipariş varsa onlara paketleyeyim. Hadi sen eve git dinlen biraz. Bu halde çalışamazsın. Tamam görüşürüz, kolay gelsin. Yesin o. Lafa bak ya. Hepsini sen yedin zaten. Biliyorum. Yemem lazım. Al o zaman bunu da. Şu meyveyi de getirir misin gelirken? Niye yemedin sen köfteni? Doydum. Hem odama gitmem lazım. Niye? Sürpriz. Çamağı kurmam doğum için kocaman bebesini kocaman. Neymiş? Cihan ablasının doğum günü için kocaman bir resim yapacakmış. Cihan abla. Hı. Doğum günü için ne istiyorsun? 18 yaşına giriyorsun. Bence bir telefon iste. Ha, eskisi de sana kalsın değil mi? Aa, ben onu hiç düşünmemiştim. Planlarını suya düşüreceğim maalesef. Ya ben hiçbir şey istemiyorum bu doğum günümde. İstediğim her şeyim var. Ama sürprizimi alabilirim. İdeal çocuk ya. Seni klonlayıp marketlerde satsınlar. Hayırlı evlat. Baksana sıfır sıkıntı, sıfır masraf. Kira yok, olmaz öyle şey. 18 yaş özel bir yaş. Böyle hediyesiz, kutlamasız olmaz. Vallahi onu bunu bilmem de inşallah Cihan'ın doğum günü falan derken benim çanta yine gürültüye gitmez. Çanta konusu matematik sınavı sonucuna bağlandı ya. Sen sus. Ablaya cevap verilmez. Aa. (Gülüyor)